geçtiğimiz sene bir sürü transfer yapıldı. Aslında sen de geçtiğimiz sene gelenlerden ama istikrarlı bir şekilde takıma katkı sağlayanlardansın. Geçtiğimiz sene aynı puan toplanmıştı devre arası. Şimdi gençlerle harmanlandınız ve şimdi aslında takımdaki moral motivasyon senin de dediğin gibi üst seviyede ve aynı puan toplandı. Ligin ikinci yarısında da aynı puan performansı gösterecek mi bu takım? Bu konuda düşüncelerin neler? Yani şimdi baktığımızda evet bütün takımlar transfer yapıyor, güçleniyor. Ona göre yatırımlar yapılıyor. Bizim maalesef durumumuz ortada. Bunu yapamıyoruz. Ama hiç kimseden de çekineceğimiz, korkumuz yok. Bugüne kadar böyle nasıl getirdiysek bunu da ikinci yarıda da daha iyisini yaparak ki yapabileceğimize inanıyoruz. Ona göre çalışıyoruz, ona göre zamanımızı ona göre harcayıp ona göre hazırlanıp transfer olsa da olmasa da biz bu işi gidebildiğimiz kadar yani genç arkadaşlarımızla beraber artık playoff mu olur, ilk iki mi olur? Ama dediğim gibi gidebildiğimiz kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi vererek Bursaspor'a bu armaya yakışacak bir şekilde sezonu en iyi bir yerde tabii olursa şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Peki gençler içerisinde sürekli bir motivasyon konuşmaları oluyor, sürekli sahanın içerisindesin zaten. Gençlere de moral olduğunu görüyoruz. Özellikle bu devre arası kampında Bursa'daki antrenmanlarda en iyi anlaştığın genç futbolcu kim? En iyi, şu an Çağatay orada olduğu için ona gülüyorum da. Yani en iyi isim vermeyeyim, isim vermek doğru olmaz. Hepsini ayrı ayrı, hepsini kardeşimiz gibi seviyoruz, o gözle bakıyoruz. Tabii ki de kimisiyle biraz daha fazla vakit geçiriyoruzdur. Kimisiyle belki, mesela Çağatay gibi aynen, Çağatay olur. İşte Kapacak, Ramazan isim vermem gerekirse. Ama burada yani Eren, Tuğbey, Kerem Şen, Kerem Kök, yani bunları da es geçmemek lazım. Onlar da bizim kardeşimiz, onları da ayrı seviyoruz. Mümkün dediğim gibi Antalya'da daha fazla vakit geçirme fırsatımız oldu. Bu da söylediğin gibi yani sahaya yansıdığını düşünüyorum ki nitekim öyle de oldu ilk yarı. Bu 27 puanı biz sadece bireysel değil, takım halinde aldık. İnşallah da bunu ikinci yarı daha da bir üst seviyeye çıkararak, daha iyi bir şekilde, daha fazla puan toplayarak devam ettiririz. Peki bizim bir aylık spor dergimiz var. Rops Bursa'ya yeni kazandırdık. Bu ay ilk sayısı çıktı. Şimdi ikinci sayısında olacak. Biz ikinci sayısı için aslında çok farklı bir argüman hazırlamıştık ama onu bu kamp dönemi de daha sonra sizlere soracağız. Hiç unutamadığım bir maç, anı, takım fark etmez Bursa Spor'da veya daha önce oynadığın yıllarda. Unutamadığım bir anım var mı saha içerisinde? Unutamadığım bir anım şöyle, ben Bayern Münih'teyken A takımda ilk maçımı Hamburg'a karşı yapmıştım sağ bek oynayarak. O maçı söyleyebilirim. Bir de Zenit Petersburg'a karşı bir kupa mücadelesinde oyuna girmiştim. Orada da bilmiyorum, belki biliyorsunuzdur. Timoşçuk Petersburg'da yıllarını verdiği için yani Timoşçuk Petersburg'un batajcısı diyebilirim. Oyundan o alındı. Tabii o alınırken oyundan bütün stat ayağa kalktı. Ki ben de oyuna girerken bütün kameralarda ister istemez benim üzerimdeydi. O anı çok unutamıyorum diyebilirim yani. Peki son olarak hem Bursaspor taraftarına hem futbol camiasına iletmek istediğim bir mesaj var mı? Malum pandemi dönemindeyiz. Sıkıntılı süreçten geçiyor. Özellikle siz futbolcular daha sıkıntılı çünkü sürekli testlere maruz kalıyorsunuz. Aileden uzak kalmak zorundasınız kamplarda olduğunuz için. Bir mesajınız hem ailene hem futbol camiasına hem de Bursaspor taraftarına. Yani ailemle zaten düzenli bir şekilde her gün konuşuyorum. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani her zaman yanımdalar. Sağ olsunlar. Bursaspor taraftarı da yani söze gerek yok. Nasıl bir güçlü taraftar kitlesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm Türkiye biliyor. Biz de isterdik onlar yanımızda olsunlar. Çünkü yani diğer takımlar transfer yaparken bizim aslında transferimiz onlar olurdu. Ki inşallah bilmiyorum ikinci devre ne konuşuluyor ne düşünülüyor ama açılırsa bizim açımızdan büyük bir avantaj olur. Onlar da buradan yani bizi her zaman sonuna kadar desteklesinler. Bizi inansınlar yani biz son saniyeye kadar, ki bu da maçlarda göründü, elimizden gelen her şeyi veriyoruz genç kardeşlerimize beraber. Yani burada bütün olumsuzluklara rağmen biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu camiye ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onlar da bunun bilincindeler zaten ki öyle yaklaşıyorlar bize karşı. Bunu devam ettirsinler, arkamızda dursunlar. Her halükarda bizim yanımızda olsunlar, onu hissettirsinler. Ve sezon sonu hangi pozisyonda olacağımızı hep beraber görelim.